Tamam. Evet arkadaşlar, ağırlık merkezinin koordinatlarını bulmaya çalışacağız ABC üçgeninde. Şimdi soruyu Zeynep çöz bakalım. Şimdi bak Zeynep. OB OC uzunluğu OB uzunluğunun 4 katıymış. Yani sen buraya M dersen burası 4M diyebilirsin değil mi? Oran olarak yani şunu bu şekilde kullanabiliriz. M'e 4M. Ayrıca A noktasının koordinatları 0, 12 olduğu için burası 12'dir. Ordinatımız 12. Demek şu uzunluğumuz 12. Peki ya Zeynep, bu dik üçgende öklük bağıntısını biliyorsun değil mi? Öklük bağıntısını. Neydi öklük bağıntısı, hatırlıyor musun Zeynep? Bir dik üçgende, bak bir dik üçgende. Kenarlarını bak hipotenüse indirilen dikme, bak hipotenüse indirilen dikme. Hipotenüsü m ve n şeklinde parçalar ayırırsın. Aşkare eşittir m çarpı n'dir. Bu bağıntıyı unutursan şayet benzerlikten yine çözebilirsin. M çarpı n'dir. Bu durumda ben m ve n'i bulabilirim, değil mi? 12'nin karesi m çarpı 4m'den. 12 140 olarak yazmayayım. 12 çarpı 12 olarak yazalım. Zeynep m kare çarpı 4. Her taraf 4'e bölsem burası 3 olur. 12 çarpı 3 36 olur. 36 eşittir m kareden. Buradan m eşittir 6 olarak bulunur. M eşittir 6'ymış. Demek şu uzunluğumuz 6 birim. Şu uzunluğumuz 6 kare 4 24 birim. Bak burası 6 24. Bunu bulduk. Peki ya ağırlık merkezinin koordinatları. Mesela B noktası nedir? B noktasının koordinatları Zeynep söyle. -6'ya 0 değil mi? C noktasının koordinatları 24'e 0. Tamam, bunları buluyoruz. Evet. Ama ağırlık şu A noktasının koordinatları 0, 12. Şimdi ağırlık merkezi nedir? Ağırlık merkezi nedir? Nedir ağırlık merkezi? Söyle bakalım. Ağırlık merkezi nedir? Söyle Zeynep. Ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktası değil mi? Peki hele BC noktasını görüyorsun. Tam orta nokta. Tam orta nokta. Şu nokta mesela orta nokta. Yani şu uzunluk bu uzunluğu eşit olsun. Orta nokta neydi orta nokta? Zeynep söyle bana orta nokta. -6 ile 24'ü topluyoruz. Değil mi? 2'ye bölüyoruz. Hatırladın mı? Tam ortası. Yani 24 eksi 6 daha ne yapar? 18 yapar. 2'ye bölsek 9 yapar. Burası 9 yapar. Cidden eksi 6'dan 9'a olan uzaklık 15 birimdir Zeynep. 9'dan 24'e olan uzaklık da sayı ekseninde yine gördüğün gibi 15 birimdir. Yani bu 9 oluyor. Burası 0 oluyor. Burası da 0 noktası. Yani şimdi biz ne yapıyoruz? Kenar ortayı bulmak için köşeyle bunu birleştiriyoruz değil mi? Bu bir yani bizim bu ne? Yeşille çizmiş olduğum. Söyle bakalım. Kenar ortay. Öyle değil mi? Daha sonra diğer kenar ortayı çiziyorum. Diğer kenar ortayı çiziyorum. Hepsinin kenar ortayı ağırlık merkezi oluyor. Hepsinin işte kenar ortayların kesim noktası ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezinde şu özellik vardır bak Zeynep. Şunu unutma bak. Yani bir üçgende tüm kenar ortaylar bir noktada kesişir. Mesela dik üçgen olması şart değil. Yani hepsi bir noktada kesişir. Kesiştiği bir nokta ağırlık merkezi diyoruz. Ağırlık merkezi hani ağırlık merkezi şu demektir fizikte mesela. Bir çubuğun mesela ağırlık merkezi nedir? Tam ortasıdır. Değil mi? Tam ortası. Onun gibi ağırlık. Tatları vali gibi düşün. Tam ortası. Şimdi ağırlık merkezine G dersek ağırlık merkezinden şunu unutmayalım. Ağırlık merkezinden kenara olan uzaklık 1 birimse ağırlık merkezinden köşeye olan uzaklık 2 birimdir. 2'ye 1 oranı vardır. O zaman şu noktayı G dersek o zaman şuraya alalım. Bak. Yani bak şuraya çizdim. Şu noktanın koordinatları neydi? 9'a 0 değil mi? Burası 9'a 0 bak. A noktamızın koordinatları neydi? Şuraya ayrıca çiziyorum. 0, 12. Orada tam karışmasın diye buraya tekrardan çizdim. Ağırlık merkezine G diyelim. Neydi? Zeynep şuradan şurası 2 birim. Buradan burası 1 birim. O değil mi? Şimdi sen bak Zeynep. Yani bizim şu noktaya mesela ne diyelim? D diyelim. D noktası olsun. D noktası olsun. Şimdi AD doğru parçasının yani ağırlık kenar ortayına G'yi bulmaya çalışacağız. Şimdi 0'dan 9'a gidiyorsun Zeynep. Bak 0'dan 9'a gidiyorsun. Ne kadar değişti? 9 arttı değil mi? 9 arttı. 3x için 9 artarsa x için 3 artar. 2x için 6 artar. Yani 0'a 6 eklersen burası 6 olur. Oldu mu? Sonra 12'den bak 12'den 0'a gidiyorsun. Ne kadar değişim oldu? 12 düştü. 12 azaldı. 12 azaldı.
Şimdi 3x için 12 azalırsa x için 12'yi 3'e böl 4 azalır. 2x için 8 azalır. 12'den 8 azalarak 4 olur. O zaman demek ki bizim ağırlık merkezimiz 6'ya 4'müş. Biz bunu tabii ki şu tip formüle de bulabilirdik arkadaşlar. Formülü şu. Köşe noktalarının, bak köşe noktalarının apslerini topluyoruz. Mesela formülümüz eksi 6, 24 tane yapar. 18, 0'da 18, 3'e böl 6. Şimdi 0 daha 0 yapar. 12 daha 12 yapar. 12'yi 3'e bölürsek 4 olur. 6'ya 4. Yani köşe noktalarının apslerini toplayıp 3'e, yine köşe noktalarının ordinatları toplayıp 3'e bölecek olursanız formülden direkt bulabilirdiniz. Ama formülü unutursanız da bu şekilde yapardınız. Evet Zeynep. Teşekkür ederim. Şimdi bu şekilde sorularımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Evet Alperen. Bu soru sana gelsin. Hani şarkı gibi. Alperen, değil mi? Bu şarkı sana geliyor Alperen. Şimdi analitik düzlemden bak A artı 3 ve A eksi 5 noktası dördüncü bölgedeymiş Alperen. Bu dördüncü bölgede bir noktaymış. Dördüncü bölgede. Yani şu bölgede bulunuyor Alperen. Dördüncü bölge neresi Alperen? Şurası değil mi? Bu şurası. Dördüncü bölge. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge değil mi? Roma rakamında gösteriyorum. Dördüncü bölge burası oluyor. Yani zaten analitik, yakın analitiğe gireceğiz mesela. Bu bölge dördüncü bölge. Şimdi A'nın alabileceği tam sayı değerlerin toplamı nedir diye soruyor. A'nın alabileceği. Şimdi dördüncü bölgedeki noktanın özelliği nedir Alperen? Gördüğün gibi bunun bir apsisi var, bir de ordinatı var. Apsisimiz gördüğün gibi apsis nedir? Artıdır. Ordinat nedir? Eksidir. Artı demek yani apsis biliyorsun birinci bileşen. Yani A artı 3 oluyor. A artı 3'üm sıfırdan büyük olacak. A eksi 5'im sıfırdan küçük olacak. Bu durumda A küçüktür 5 olur. Buraya atarsak A büyüktür eksi 3 olur. Hem bunu sağlayacak Alperen hem de bunu sağlayacak. Yani şimdi sayı doğrusu çizelim. A neymiş Alperen? A neymiş? Eksi 3'ten büyük. Bak eksi 3'ten büyük. Eksi 3 burada. Eksi 3'ten büyük değerleri tarıyorum. Bak şunlar değil mi? Bunu anlatıyor. Sonra Alperen A 5'ten küçükmüş. 5 burada. Bak 5 burada. 5'ten küçük değerler nedir? Şunlardır Alperen. Bak şunlar. Şu gördün. Şu değerler. Değil mi? Şu değerler. Şu sonsuza kadar gidiyor. Tabii ki her ikisini sağlayan değerler gördüğün gibi eksi 3 ile 5 arasında bulunur. Aralığında bulunur. Tabii ki bu değerler eşit olamaz. Sıfır eşit olamaz. Çünkü o zaman eksenler üzerinde bulunmuş olur. Onun için büyük, küçük eşit, büyük eşit sıfır demiyoruz. İşte bu aralıktaki tam sayı değerlerin toplamını istiyor Alperen. Eksi 3 ile 5 aralığındaki tam sayı değerlerin toplamı eksi 2 artı eksi 1 artı 0 artı 1 artı 2. Bunlar birini götürecek. Artı 3 artı 4. 4 3 daha 7 yapar Alperen. Cevabımız 7 olacak. Oldu mu? Tamam. Evet. Şimdi Fatma şu soruyu sen çöz bakalım. Analitik düzlemde iki nokta veriliyor. 7 burası 2. Gördüğün gibi şu noktamız 7'ye 2 noktası. Bak. Bu noktamız 7'ye 2 noktası. 7'ye 2 noktası. Diğer noktamız eksi 5'e eksi 3 noktası. Fatma. Bu noktamız da bu. Bu noktamız A diyelim. Bu noktamız da B olsun. Yani A noktamızın koordinatları gördüğün gibi eksi 5'e önce apsis söyleniyor. Eksi 3. Şimdi AB doğru parçasının uzunluğu nedir Fatma? Evet soruyu yap bakalım. Tamam. Şimdi A ile B'yi birleştirelim Fatma. Gördüğün gibi birleştirelim. Hadi doğru parçasını evet. Elde edelim. Bunun uzunluğunu istiyor. Şöyle yapabilir miyiz Fatma? AB şimdi şöyle yapabilir miyiz? Mesela şuradan şuraya birleştirelim. Üçgen oluşturalım. Üçgen oluşturalım aynen. Şunu oluşturalım. Gördüğün gibi eksi 5'ten 7'ye kadar kaç birim şuradan şurası kaç birim? 12. 12 birim. Buradan burası kaç birim Fatma? Orası söyle. 7. Yok, kaç birim? 2 ve eksi 3'ten 2'ye kaç 3, birim? 5. 5 birim. 5. O zaman 12, 5 ne üçgeni var? 12, 5, 17. Yok 8, 15, 17 ile karşılıyorsun. 5, 12. 8 para. O üçgen evet. Konusunda çalışalım lütfen. 5, 12, 13 üçgeni. Burası 13 birim olacak. 13 pardon. Demek ki bir de 17 bu. Üçgeni vardı. Onu karıştırıyorum. O 8, 15, 17 o.
13 olacak. Evet, cevap 13 olacak. Şimdi formülden yapalım. Formül neydi Fatma? Formül şuydu. Önce formülde şuydu. AB uzunluğu eşittir. İki koordinatlar biliniyorsa A noktası ile B noktasının apsisler farkını alıyorum. Apsisler farkı. Yani 7'den eksi 5'i ya da eksi 5'ten 7'yi çıkaracağım. Fark etmez. Diyelim ki eksi 5'ten 7'yi çıkaralım. Apsisler farkı. Artı eksi 12'nin karesi. Evet. Sonra eksi 3'ten 2'yi çıkaralım. Formülü bilmeye gerek var mı? Tabii bunu bilmekte fayda var. Ezberle mutlaka bilelim. Hatta bu buradan zaten burası 12 oluyor. 12'nin karesi oluyor. Burası 5'in karesi oluyor. 12'nin karesi artı 5'in karesinden 169 oluyor. 160 dışarı 13 diye çıkıyor. Zaten formül de şuradan geliyor. Mantık olarak şuradan geliyor Fatma. Bak ezberlemekte fayda var. Bak şu formül şuradan geliyor. Onu hatırlatayım. Mesela diyelim ki bizim bir noktamız bak Fatma. Burası x1 noktası. Burası xy1 noktası olsun. Diğer noktamız mesela bak şu Fatma. Burası x2 noktası olsun. Burası y2 noktası olsun. Yine Pisagor kuruyorsun aslında bak. Şu uzunluk nedir Fatma? Şu uzunluk x2 eksi x1'dir. Doğru mu? Şu uzunluk nedir? Şu uzunluk da y2 eksi y1'dir. Öyle değil mi? Şurası AB diyelim. Pisagor bağıntısı uyguluyoruz. AB uzunluğunun karesi. AB uzunluğunun karesi. Oradan geliyor mantık. X2 eksi x1'in karesi. Aynen oradan geliyor. Karesi artı. Sonra kökü alıyoruz. Evet. Karekökünü almamızın gerekçesi. Yani AB uzunluk olduğu için aslında anladım. Uzunluk olduğu için bu karekökünü alıyoruz. Formülü buradan geliyor. Hipotenüzünü alır gibi yani. Hipotenüs buluyoruz. Evet, aslında hipotenüs uzunluğu buluyoruz. Aynen hipotenüs uzunluğu buluyoruz. Yani dik kenarların kareleri çarpımı artı hipotenüs buradan geliyor. Şimdi şu var bak Fatma. Bu formülü ezberle ama formülün kaynağını buradan gelerek. Ezberlemeye gerek yok. Çok yok, hayır, mantıken yok, hayır, aklıma vurdu formülün zaten. Formülün kaynağını Pisagor'dan geldiğini ispat olarak öğrenemezsen sadece bu senaryoya atlayıp sadece kuru kuruya formülü ezberlersen evet. Matematiği yapamazsınız arkadaşlar. Yani mutlaka kaynak olacak. Yani kaynak linki olacak. Formülü kullan ama direkt kullan ama kaynak linki olursa daha etkili kullanırsınız. Evet. Bekir şu soru senin olsun. Olur mu Bekir? Gelen soru. Şimdi analitik düzlemde Bekir bir tane ikizkenar yamuk alınıyor. İkizkenar yamuk ne oldu biliyorsun değil mi? Şöyle ikizkenar yamuk veriliyor Bekir. Evet. İkizkenar yani şurası şuraya eşit ve bunlar birbirine paralel. Şimdi şurası orijin. Bak bir köşesi orijin. Bir köşesinin koordinatları 6'ya A. Şu diğer köşesinin koordinatları B'ye 8. Şurası da diğer köşelerin koordinatları da 18'e 0 olarak veriliyor. Bunlar verilmiş. Şimdi bu dik koordinat düzlemine verilenlere göre bu dörtgenin alanı kaç birim karedir? Bunun alanını istiyorum. Yani bu alan. Nasıl yaparız bunu? Alan nasıl buluruz? Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Şu uzunluğumuzun 18 olduğunu biliyoruz değil mi? Evet. 18. En azından bunu biliyorum. Bir kere yamuğun alanının şu olduğunu biliyorsun değil mi? Yamuğun alanının şu olduğunu. Yani birbirine paralel olanlar AB ise yüksekliğimiz açsa alan eşittir. Tabanları topluyoruz değil mi? Tabanları topluyoruz. Yüksekliği çarpı 2'ye bölüyorduk değil mi? Hatırladın. Evet. 18'i bunu biliyoruz. Peki ya şuradan şurası bak. Şöyle bir şey düşün bak. Buradan buraya yolculuğa çıksan buradan buraya kaç birimdir? Bak dikkat et. 6'dan B'ye gidiyorsun. Burada bilmiyorsun ama. Mesela şuradan şurası bak şuradan şurası kaç birim? 6 birim değil mi buradan burası? Evet. 8 dediğine göre diğer tarafta. Bak şurası 8. Burası 8 değil mi? Burası 8. Hı hı. Ha. Diğer tarafta 6. Çok güzel. Bak diğer çok güzel. Çünkü ikisi de yamuk olduğu için bak dedin ki buradan burası 6 birimse bir dik indirirsek buradan burası da 6 olur dedin değil mi? Evet hocam. 6 6 daha 12 olur. O zaman şurası ne olur? Şu uzunluk ne olur? 12. Şu uzunluk 18'den 12'yi çıkaracağız. 6 kalacak. O zaman burası da 6 olur. Değil mi? Şu uzunluk 6'ymış demek ki değil mi? Hı-hı. O zaman B tabanla 12 olacak. O zaman 18'i 6'yı topla. 18'i 6'yı mı? Evet. 24 mi yapar? 24 tabanları toplarsak 24. Yüksekliğimiz 6 değil mi? Şu yükseklik şurası değil mi? Yükseklik. Burası yükseklik. Hı-hı. Yükseklik 8. Bunu 2'ye böl. Her tarafı 2'ye bölsek 12 olur. 12 çarpı 8 ne olur? 12 kere 8. Kaçıdır? Çarp bakalım. Birinden çarp. 96 mı? 96. Aynen. Bak işlemi çok iyi senin. 96 santimetre kare veya birim kare. Neyse. Evet. Cevap da 96. Doğru. Anladın değil mi? Anladım hocam. Hocam bana yazdıklarınız biraz geç geliyor. Ben çıkıyorum giriyorum ondan sonra geliyor. Allah Allah.
Direkt gelmiyor mu Bekir? Geç mi geliyorsun? Sana nasıl geliyor Bekir? Bana anda geliyor ya. Anda geliyor. Nasıl oluyor anlamadım. Şu an mesela benim internetten biraz düşüyor ondan. Modemin yakında git. Modemin yakında. Şu an mesela bir şey çizin hocam. Bir bakayım. Aynı anda mı geliyor? Bak bir şey çiziyorum bak. Bak. Bir. İyi geldi. İki. Geldi hocam geldi. Üç. Direkt geliyor değil mi? Bana da geldi şu an ama daha demin öyle. Demek ki bazı zaman şey yapıyor ama modum yanılmakta fayda var. Şimdi bu soruyu Ali sen çöz bakalım. Bir tane üçgen çiziyorum Ali. Üçgen çizdim. Şimdi ABC üçgenimiz. ABC üçgeni Ali. Şurada açıortay çiziyorum. Burası açıortay. Sonra şu veriliyor açıortayda. AB uzunluğu eşittir. AC'nin iki katıymış. Bu veriliyor. Sonra B noktasının koordinatları 9'a eksi B noktasının koordinatları 9'a eksi 3. C noktasının koordinatları da 12'ye 3 Ali. Bizden D noktasının koordinatları isteniyor. Yani şuradaki D noktasının koordinatları nedir? Ali soru bu. Şimdi Ali burada hocam ekit bağlantısından yapılabilir mi? Yok, ekit olmaz. Şimdi burada dikme yok. Burada bak açıortay var. Açıortayda şu özellik vardı. Açıortayda bak açıortayın ayırmış olduğu şu parçayı görüyor musun? Şu parça bak. Şu parça ile yani çizmiş olduğum bu parçayla bir tanesi x, diğeri 2x mi? Bundan bu orantılıdır. Bak bundan bu orantılı. Bundan bu orantılıdır. Orantılı. Aynı zamanda şu parçayla bak şu parçayla kendisine yakın olan şu kenar orantılıdır. Bu kenar orantılıdır. Burada ne verilmiş? AB uzunluğu benzer mi yani? Yok, AB uzunluğu AC'nin iki katıymış. Yani ne demiş? Biz AC'ye K dersek burası 2K'dır. Yani K 2K bunu vermiş. Yani şu orantılı ne demek? Bak bundan bu orantılı. Açıortay teoremidir. Tamamdır. O zaman bu 2K'ya K ise yani orantılı mesela 2m, burası 2m dersin. Burası kaç m olur? Fatma söyle. M olur değil mi? Ben. Bu kadar. 2m'i m diyebilirim. Şimdi şuradaki bak yani b, d, c doğrusal olduğuna göre bak 2m, m daha 3m olur. Bak 9'dan 12'ye ne kadar değişmiş? 9'dan 12'ye 3 artmış değil mi? Yani burada 3m için 3 artmış. M için 1 artar. 2m için 2 artar. Dolayısıyla 9'dan nereye gidecek? 10, 11. 11 olacak. Bunun koordinatı 11 olacak. Mesela ordinata bakalım. Eksi 3'ten 3'e. Hocam siz soruda neyin koordinatını istemiştiniz? Ne, anlamadım. Nereye sormuştunuz? D noktasının koordinatlarını soruyor. Şimdi eksi 3'ten 3'e nasıl bir değişim var? Evet, eksi 3'ten 3'e 6 artmış. Şimdi 3m için 6 artarsa m için 6 3'e böl 2 artar. 2m için 4 artar değil mi? Eksi 3'e 4 eklersek ne olur? 1 olur. Demek ki D noktasının koordinatları 11'e 1 olacak. Koordinatları toplamını istemiş mesela. 11 artı 1'den 12 olarak bulunur. Demek ki D noktasının koordinatları toplamı 12'dir. Anladık herhalde değil mi? Şimdi Alperen şu soruyu sen çöz. Burası y ekseni. Burası x ekseni. Evet. Bir tane paralel kenara verilmiş. Bak gördüğün gibi paralel kenara verilmiş. Paralel kenarı görüyorsun. B noktasının şimdi paralel kenarın şu köşesi 24'e 12'ymiş. Bizden C noktasının apsisi yani şu C noktası, burası C noktası oluyor. Burası O, burası A, burası B, burası C. C noktasının apsisi yani şu apsis demek bu. Apsisi soruluyor. C noktasının apsisi. Şimdi bu paralel kenar Alperen, paralel kenar. Paralel kenarın en önemli özelliği neydi arkadaşlar?
köşegenlerin birbirinin ortalaması. Bakın şu köşegen. Şu köşegeni birbirinin ortalar. Ortalar ne demek? Yani şu uzunluk şu uzunluğa eşit. Bu uzunluk da bu uzunluğa eşit. Uzunluklar birbirine eşit. Köşegenin birbirinin ortalar. Şurası. Şurası ortanın, yani şurası köşegenlerin tam ağırlık merkezi oluyor bu noktamız. Dolayısıyla biz orta noktayı nasıl buluyorduk? Bir doğru parçasının orta noktasını nasıl buluyoruz? Mesela bu nokta 0'a 0 noktası gördüğünüz gibi. Orta noktayı nasıl buluyoruz? Orta noktayı. Mesela OB doğru parçasının orta noktası nedir? K noktasıdır. Değil mi? K noktası. K noktasının apsisi nasıl buluyoruz? 24'te 0'ı toplayıp 2'ye bölüyoruz. K noktasının ordinatını toplayıp mesela 0 ile 12'yi toplayıp 2'ye bölüyoruz. Öyle değil mi? Aynısı. Evet. A için de geçerli. Yani AC için de geçerli. AC için de geçerli. Pekala, diğer taraftan bak evet. Alperen, nasıl yapacağız bunu? Ha, pardon. Bu dörtgen şeymiş. Paralel kenar değil. Düzelteyim. Şunu düzelteyim. Eşkenar dörtgen. Güzel, bir tane veri eksik yani. Eşkenar dörtgen. Şunu düzelteyim. Eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgen. Tabii tüm kenarlar birbirine eşit demek değil mi? Bunlar birbirine eşit, bunlar birbirine eşit, bunlar birbirine eşit. Bunlar eşkenar dörtgenin özelliği nedir? En önemli özelliği köşegenlerin birbirine dik olmasıydı. Neden? Neden dik? Çünkü bakın şuraya bakın. Şu kırmızıyla çizmiş olduğum üçgen bir ikizkenar üçgendir. Bu ikizkenar üçgende kenarortay. Kenarortay ne oluyor? Kenarortay hem yüksekliktir hem de açıortaydır. Yani şu şekilde açıortay olur. Bunu söyleyebiliriz tabii ki. Diktir yani. Şimdi şuna bakalım Alperen. 24'e 12 demiş. Bak şurası, bak burası 24. Şu uzunluğumuz 12'den bunu biliyoruz. Öyle değil mi? Evet. Evet. Sonra nasıl yaparız? Diyelim ki şu uzunluğumuza A diyelim. Yani şu uzunluğumuz A olsun. Yani bir kenarın uzunluğu A olsun. Bunun koordinat ne olur mesela? A'ya 0 olur değil mi? Burada evet. A olsun. Burada A. Burada A. Şimdi 24, 12. Biz mesela burada OB köşegen uzunluğunu bulabiliriz. Değil mi Alperen? Evet. Zaten şöyle bir dur. Zaten ben K noktasının şeyini bulabilirim Alperen. Değil mi? 0, 24'te 12, burası 12 yapıyor. Evet. 0, 12'de 12, burası 6 yapıyor değil mi? Aha. 6 yapıyor. Şimdi şu apsise bak bakalım. Bak apsise bak. Şimdi eşit uzaklık olduğu için bak 0'dan 6'ya yükselmiş. Bu da 6'dan nereye yükselecek? 6 da artacak. 12 olacak değil mi burası? Öyle değil mi? 12 olacak yani. Pekala. C noktasının apsisine nasıl ulaşırız Alperen? Eşkenar dörtgen. 12. 'Aslında burada şeye dikkat değil mi Alperen bak? Evet. Şimdi şu uzunluğumuz 12 birim doğru mu? Evet. Şu uzunluğu 12. Şu uzunluğumuz kaç birim olur? Şu uzunluğumuz? 24 eksi A olur değil mi? Doğru. Peki ya bu acaba 5, 12, 13 üçgen olabilir mi? Hmm.
24'ten 13 çıkarsa ne olur? Olmaz değil mi? 5'ten 10 olmuyor. Peki hele hani şey olur mu? 3 4 5 üçgen olur mu? Şu üçgenin psikolojik bağlantısı kullanırsak mesela Alperen 24 eksi A'nın karesi artı 12'nin karesi eşittir A kare oradan uzun bir şeymiş. Onu çözmek istemedim ben. Muhtemelen tam sayılı bir üçgendir bu. Mesela 3 4 5 üçgeni olsa 3 4 5 üçgeni mesela 3'ün 3 katı olsa 4'ün 3 katı 5'in 3 katı 15 olur. Bakalım 15'i deneyelim. Burası 15 olsa A 15 olsa 24'ten 15 çıkarsa 9 olur. Evet sağladı yani. 9 12 9 12 15 üçgeni yani 3 4 5'in 3 katıymış. Tamam mı? O zaman ne olur? Demek ki buradan burası 9 oluyor. 9. O zaman 24'ten 9 çıkarsa 15. Demek ki A eşittir 15 olacak. Şu uzunluğumuz 15 olacak. Tamam mı? Bak, demek ki şu uzunluk 15. Bak şu uzunluk 15. Bu uzunluğumuz 12. Burası 9 oluyor. Zaten C noktasının absisini istiyordu. Absisi gördüğün gibi buradan burası 9 birimse burası 9 olur. Öyle değil mi Alperen? Evet orada mesela bir psikolojik bağlantı uygulamak gerekiyordu. Evet tamam oldu. Ali şu soruyu sen çöz. Yani ses geliyor değil mi Ali? Evet. Şimdi bir tane kare veriliyor. Koordinat düzeni bu şekilde. Karemiz bu şekilde. Bu kare. Karenin şurası A, burası B, burası C, burası D koordinatları. Karenin A'nın koordinatları 4'e 3'müş Ali. Sonra C noktasının apsisi 13. Yani burası 13'müş. O da verilmiş. Apsisi verilir sadece. Ordinatı nedir? Yani ordinatı soru işareti. C noktasının ordinatı soruluyor. Tabi bize bu bir kare. Şimdi Ali, A noktasına bakalım. Bak, apsisimiz 4. Burası 4. Burası 3. A noktasının koordinatları belli. B noktamız ne olur Ali? B noktamızın mesela apsisini bilmiyoruz ama ordinatı 0'dır değil mi? A noktamızın koordinatlarını şuraya yazalım. 4'e 3. Şimdi bak Ali, köşegenler, paralelkenar olsun, kare olsun, dikdörtgen olsun, paralelkenar özelliği köşegenler birbirinin ortaları. Bak, köşegenler birbirinin ortaları. Hem eşittir tabii, ortalar birbirine. Eşittir yani. Hatta burası 90'dır mesela. Dolayısıyla bu aynı zamanda paralelkenardır. Paralelkenar özelliklerini sağlar, köşegenler birbirinin ortaları dedik. Şu orta noktaya K diyelim. K noktasının mesela, K noktasının apsisi nasıl bulunur? Mesela AC'nin apsisine bakın. 4 ile 13'ün toplamı 17. Bu toplam neyse B'nin apsisi ile D'nin apsisinin toplamı da yine 17 olmak zorunda. Ordinatlara bakalım mesela. 3'e bir şey. Bu da 0'a bir şey. O şekilde olmak zorunda mesela. 3'e 4. Onun içerisinde 3 olmaz mı? Burası mı? Evet. Şimdi C noktasının apsisi 13. Yani şu nokta 13. Ama hayır, tabii ki, ordinatı. Hangi senin? C noktasının. Kaç olur? 13'e 3 olmaz mı? Yok, 3 olmaz. Şimdi onun şey olduğunu bilmiyoruz. Hani yani şu yamuk da durabilir. Yani şöyle de durabilir. Yani orada ben şu bak baştan çizeyim bir. Şu şekilde de durabilir. Yani kare mesela şöyle de durabilir. Yani böyle de olabilir yani. Yani şurası 13. Şu noktamız 4. Bu nokta 3. Kare. Şu uzunluğu şu uzunluğu eşit.
Pekala arkadaşlar. Benzerlik, hatta eşlik kullanalım. Bakalım oradan bir düşünelim. Nedir mesela? Şuradaki üçgeni görüyor musunuz? Şuradaki üçgenle. Şuradaki üçgene bakın. Bu üçgenlerde bir açılar 90 derece değil mi? Burası 90 derece. Şu açı bundansa, mesela bu açı A dersem, bu açıya B diyelim. E o zaman şurası da B olacak. Çünkü bunların toplamı 90. E burası da A olacak değil mi? Bu üçgenlerin 90'ın karşısı birbirine eşittir kare olduğundan dolayı. Demek ki bu üçgenler nedir? Eştir. Gördünüz mü? Eş. Eş olduğuna göre burada A'nın karşısındaki kenar, bakın A'nın karşısındaki kenar 3 birimse, burada şurası da 3 birim olacaktır. O zaman 4 ile 13'ün arasındaki, bak, 4 ile 13'ün arasındaki mesafe 9 birim. Demek ki buradan burası 6 birim. Burası 6 birim olduğuna göre, bakın B'nin karşısı 6 birim olduğuna göre burası da 6 birimdir. Öyle değil mi? Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın burada bir tane dikme indirdim. Üçgende eşlik olarak gördük. Çok rahat görebildik yani. O zaman bizim C noktasının koordinatları 13'e 6 oluyor gördüğünüz gibi. Zaten bize de sorulan neydi? C noktasının ordinatıydı. Cevap bu olacak. Anlayabildik mi şimdi Zeynep? Yani burada bunu çizince çok rahat oluştu gördüğün gibi. Evet Zeynep, şu soruyu sen çöz. Şimdi burası A noktası. Burası B noktası. Burası 6. B noktasının apsisi 3. AB doğrusunun denklemi y eşittir mx artı n şeklinde ise Zeynep, m artı n nedir? Soru bu. Yani doğru denklemini elde etmek istiyor. Başka bir dille söyleyecek olursak. Bir kere şunu biliyorsun Zeynep. Bizim x ekseninden, bak x ekseninden ile doğru arasında kalan şu açıya biz eğim açısı adını veriyoruz, değil mi? Gördüğün gibi evet. eğim açımız nedir? Geniş açıdır. Eğim açısı geniş açıysa, zaten şöyle bir şey düşün mesela. Diyelim ki şöyle şekilde bir tahta var diyelim. Bak şurada tahta var, eğim dediğimiz şey. Tahtayı sen zemine bu şekilde dayadın. Şurası zemin olsun. Buradan burası 6 metre olsun. Buradan burası 3 metre olsun. Tahtanın eğimi nedir? Dikeyin yatay oranıydı. Eğim eşittir 2 olur değil mi? Normalde. Tahtanın evet, eğimi 2'dir mesela. Ama biz matematikte mesela, matematik derken, analitikteyken mesela, günlük hayatta biz eğim 2 diyoruz ama analitikteyken biz bunun eğimine eksi 2 diyoruz. Eğim açımız ne burada? Eğim açımız geniş açı çünkü. Eksik oluyor. Ya da şu eksik oluyor. Yani 6'yı 3'e bölüyoruz ama eğimimiz eksik oluyor. Ya da şurada buluyoruz Zeynep. Bak bunu, A noktasının koordinatları 0, 6'dır arkadaşlar. B noktasının koordinatları 3'e 0'dır. Eğim eşittir. Mesela burada 3'ten 0 çıkar. Pardon, ordinatlar farkı ve 6'dan 0 çıkarıyorum. Ordinatlar farkı apsisler. 3'ü çıkarıyorum. Aynen eksik olarak bulunur. Ordinatlar farkı apsisler farkından yine eksik olarak bulunur. Gördüğünüz gibi eğim eksik oluyor her halükarda. Bunu iki şekilde bilin ya eğimin eksik olduğunu. O zaman yerine yazıyorum. Y eşittir eksi 2x artı n. Şu an n'i bilmiyorum. Doğru üzerinde iki tane nokta biliniyor. Bir A noktası biliniyor, bir de B noktası. Bu noktalardan birini. Doğru denklemi yerine yazacak olursam doğru denklemini sağlar. E zaten diğer taraftan n'in anlamı şuydu arkadaşlar. X'e 0 verirseniz, bakın x'e 0 verirseniz y 6 çıkıyor. Bak şu nokta yerine yazalım. Y yerine 6 yazıyorum. X yerine 0 yazdım. M çarpı 0 artı n'den. N'in burada 6 olduğunu görüyorsunuz. Demek ki n neymiş? Y eksenini kestiği noktadır. O zaman y eşittir. Eksi 2x artı 6 olacak. Demek ki n eşittir 6'ymış.
Anlayabildik mi? Yalnız şu... Zaten M'nin toplamını soruyordu. Evet, M'nin toplamını soruyor. Eksi 2 ile 6'nın toplamı da 8 olur. Burada şu bilgiyi vereceğim Zeynep. Bak şu bilgiyi unutma. Diyelim ki grafik ne olursa olsun. Mesela diyelim ki y eşittir 2x kare eksi 6x artı 5 diyelim. X'e 0 verirsen ne olur? Hep sabit sayı bak. Y eşittir 5 çıkar. Y eşittir 5 çıktığı için bu fonksiyon mutlaka y eksenini 5'te keser. İlla ki bunun bak 5'te keser. Diyelim ki y eşittir bak 2x artı 5. X'e 0 verirsen y 5 olur. X ekseni nerede keser? 5'te keser. Bunda mesela hani grafik hani böyle bir şey bir eğridir. Bunda bir doğru doğrudur. Yani ne olursa olsun sabit sayı bakın x'e 0 verirseniz hep sabit sayı çıkıyor. Sabit sayı nedir? Y eksenindeki değeridir. Bunu unutmayın. Bu da pratik olarak. Evet. Alperen şöyle bir soru soruyormuş. Soruyu sen cevapla Alperen. Tamam. Bak bir tane doğru çiziyorum. Sonra bu şekilde bir tane kare var. Evet. Şimdi şu doğrunun denklemi x eksi 2y artı 2 eşittir 0 doğrusu. Doğrunun denklemi bu. Bu bir kare. Köşesi doğru üzerinde. Diğer iki kanar y ekseni üzerinde. Burası y ekseni. Bunun alanı nedir? Yani karenin alanı nedir? Alanı istiyor. Şimdi biliyorsun karenin tüm kenarları birbirine eşit öyle değil mi Alperen? Bunu biliyorsun. Evet alanı nasıl bulacaksın Alperen? Tabii ki şurada şu da veriliyor. Bir daha şu da veriliyor. Şuradaki değer 7'ymiş. Bu da veriliyor Alperen. Buradaki değer 7'ymiş. Yani bir köşesinin ordinatı belli. Şimdi şöyle düşün Alper'e. Diyelim ki şunun bir kenarını A diyelim. Olur mu? Kare bu sonuçta. Buradan burası A birim. O zaman şu nokta neyi verir Alper'e? 7'den A birim aşağı inersen şu nokta neyi verir? 7 eksi A'dır. Öyle değil mi? Burası A ise şu uzunlukta A yapmaz mı Alper'e? Olan şu noktanın koordinatlarını söyle Alperen. Şu noktanın koordinatları. Şu A'ya 7 eksi A olur. Öyle değil mi Alperen? Bu nokta A virgül 7 eksi A noktası doğru üzerinde olduğu için ben apsis yerine A, ordinat yerine 7 eksi A yazıyorum. Apsis yerine bak X yerine A yazıyorum. Eksi 2 çarpı Y yerine 7 eksi A yazıyorum. Artı 2 eşittir 0'dan. Burada a eksi 14 artı 2 a artı 2 eşittir 14'ten 2 a da 3 a olur. Eksi 12 eşittir 0'dan a buradan 12 3'e bölsek 4 olarak bunlar. Demek ki a eşittir 4'müş bu kadar. A 4 ise alan ne olur? Alan biliyorsun a kareden 4'ün kare eşittir 16 birim kare olarak bulunur. Oldu mu Alperen? Şimdi Zeynep şu soruyu sen çöz. Şimdi analitik düzlemde x artı y eşittir 4 ve 2x artı y eşittir 2 doğrularının kesim noktasından geçen ve ox eksenine paralel olan doğrunun denklemini buluyor. Yani burada nedir? Bak diyelim ki bizim bir doğrumuz. Şu diyelim bak. Şöyle bir doğru bak. Şu doğru şu olsun. X artı Y artı 4 doğrusu pardon eşittir. X'inden mi geçiyor? Yok. Kesim noktasından geçen diyor bak. Şu doğrumuz bu olsun. Diğer doğrumu temsil olarak çiziyorum ben. Şu doğrumuz da şu olsun. 2X artı Y eşittir 2 doğrusu bu olsun. Kesim noktası şu olsun. Anatos olsun. Kesim noktasından geçen ve X eksenine paralel. Yani şu diyelim ki X ekseni atıyorum bu da y ekseni diyelim Zeynep böyle y ekseni. X eksenine paralel doğru. Yani şu doğru. Bu ne oldu? Y şu doğruyu soruyor. Yani şu doğru nedir? Bunu soruyor. Önce bizim A noktasını bulmamız gerekiyor değil mi? Evet. A noktasını bulmak için unutma Zeynep.
burada öncelikle bunların ortak çözümünü yapacağız. Yani şu A noktası hem bu doğruyu sağlar hem de bu doğruyu sağlar. Oldu mu? Ne demek? Ortak çözüm yap demek. Ortak çözüm yapmak demek biliyorsun. X artı Y eşittir 4. Sonra 2X artı Y eşittir 2. Ortak mesela Y'leri götürelim. Burayı eksiyle çarpıyorum. Ne oldu? Eksi X. 2X'den olur? X olur. Y'ler gitti. Burası eksi 4 oldu. 2 daha ne olur? Eksi 2. X eşittir eksi 2'ymiş. X eşittir eksi 2 yerine yazalım. Buradan Y ne çıkar? Eksi 2 yazsak öbür tarafındaki Y eşittir 6 çıkar. Demek ki A noktamızın koordinatları eksi 2'ye 6'ymış. Yani burası örneğin eksi 2'ye, burası eksi 2 ise burası atıyorum 6. Tabii ki şu doğru. Şu doğru nedir? Y eşittir 6 doğrusu. Öyle değil mi? Evet. Ha, şunu hatırlatayım Zeynep. Demek ki neymiş? Doğru denklemlerin ortak çözümünü yaparsak doğrunun kesin noktasını buluyoruz. Ortak çözüm. Ortak çözüm için ya taraf tarafa götürme yöntemi ya da yerine koymayalım. X ve Y'yi bulsaydık olur muydu? Tabii. Ama şunu unutma mesela Zeynep. Mesela şurası 4 diyelim. Bak Y ekseninde. Şu doğruya Y eşittir 4 doğrusu diyorsun. Burası 3 diyelim. Yani 2 olsun mesela. 2 olsun. Şu doğruya da X eşittir 2 doğrusu diyorsun. Bu özel doğruları bilmen gerekiyor. Oldu mu? Evet. Şu soruyu yapalım. Ali bu soruyu sen çöz. Analitik düzlemde Y eşittir AX artı 6 ve Y eşittir 6X artı C doğruları Y ekseni üzerinde dik kesişiyorlarmış. Tamam mı? Yani bu doğrular gördüğün gibi Y ekseni üzerinde. Y ekseni biliyorsun. Şu şekilde doğrulardan biri bu. Doğruların temsili olarak çiziyorum. Dik kesişiyorlarmış. Y ekseni üzerinde. Buna göre A çarpı C kaçtır diye sormuş. Şimdi Y ekseni üzerinde dik kesişiyorlarmış. Şimdi Y ekseni üzerinde. Şimdi Y ekseni üzerindeki bir noktanın ordinatını bilmiyorum ama apsisi kesinlikle sıfırdır arkadaşlar. Sıfır. Bunu bilmiyorum şu an için. Ayrıca bakın dik kesişen doğruların unutmayın. Dik kesişen doğruların eğimleri çarpımı eksi birdir. Bu doğrunun eğimi kaçtır? Hani y eşittir mx artı n genel doğru ekseninde m eşittir m'dir. 6 aynen. 6 ise a ne olmalı? A ile 6'nın çarpımı eksi 1 olacak. Neden? Dik kesiştiği için. A buradan ne olur? Eksi 1 bölü 6 olur. A'yı bulduk. O zaman benim denklemlerim ne oluyor? Bir denklem y eşittir eksi x bölü 6 artı 6. Diğer denklemim de 6x artı c oluyor. Şimdi c'yi bulacağız. Şimdi bakın y ekseni üzerinde kesişiyor diyor. Y ekseni üzerinde kesişiyor. Peki yani şu doğrum zaten mevcut değil. Mevcut. Y ekseni hangi noktada keser? Hatırlıyorsun biraz önce. Ya bak x'e 0 verirsek 6 olmuyor mu? 6 oluyor değil mi? 6 oluyor. Bu nokta için 6 oluyor. Bu nokta için de 6 olur. Çünkü neden? Ortak noktası. O zaman 0, 6 noktası neyi sağlar? Her iki denklemi sağlar. Dolayısıyla ben y gördüğüm yere 6, x gördüğüm yere 0 yazacak olursam buradan c eşittir 6 çıkar. A çarpı c istiyordu, çarpımı istiyordu. Eksi 1 bölü 6 ile 6'nın çarpımı 6'lar 1'ini götürür. Eksi 1 olarak bulunur. Demek ki eksi 1 olarak bulunacak. Oldu mu? Evet, can bitirelim mi artık? Bir soru daha yapalım bitirelim. Bu soruyu sen çöz bakalım Fatma. Çöz ben de saatim uzanır. Soru şu. D doğrusu veriliyor. D doğrusunun denklemi y eşittir 2x. Bir A noktası veriliyor. A noktasının koordinatları 10'a 0. Soru şu. Yukarıdaki mesela buradaki A noktasının D doğrusuna göre simetriğinin OX ekseni uzaklığı. A noktasının D doğrusuna göre simetriğinin X ekseni olan uzaklığı kaç birimdir? Soru bu. Şimdi A noktası nerede? Ona sıfır. Ona sıfır yani... Nerede bulunur? 10 burada. Evet. 10 burada. Yani A noktamız burada.
Şimdi ben ne yapacağım? Bunun simetrini alacağım bak. Simetrik nedir? Bu şekilde dik geliriz. Evet. Devam ederiz. Şu uzunluk eşittir. Burayı bulacağız. Öyle değil mi? Evet. Hadi bunun simetrini B diyelim. A'nın D doğrusuna göre simetri B olsun. Pekala burada bir şey dikkatini çekmedi mi Fatma? Yani A, B, şimdi D doğrusunun eğimi 2 ise bu doğrunun oranın 1 bölü eksi 2. Yok, eksi 1 bölü 2 olur. Doğru, eksi 1 bölü 2. Pekala. O zaman ben ne yapayım? Aynı şey söyledim. O zaman ne yapayım ben? Şu anda bu doğrunun denklemi ne olur? Y eşittir. Eksi x bölü 2 eksi artı n. N'i bilmiyorum şu an. N'i bilmiyorum. Artı A. Ama ben burada pardon, A noktasının koordinatları 10'a 0. Yerine yazalım. 10'a 0. X yerine 10. Y yerine 0 yaz. 0 eşittir. Evet. 10 yazarsam 12'ye bölü 5. Eksi 5 artı n'den. N eşittir. Buradan 5 olarak bulunur. N eşittir 5. O zaman ne çıkar denklem? Y eşittir. Eksi x bölü 2 artı 5 çıkar. Şimdi bu doğruyla. Eksi 5'i nereden geldi anlamadım ben. Şimdi A noktasının koordinatları 10'a 0 değil mi? Evet. X yerine 10 yazdım. Y yerine 0 tamam, koydum. Tamam, denklemi tamam, çözdüm. Buradan. Sonra bulmuş olduğum denklem bu. Diğer denklem bu. İki doğrunun kesim evet. noktasına K diyelim. K noktasını bulmak neydi? Biraz önce Zeynep yaptı. Ortak çözüm yapacağız değil mi Fatma? Evet. Ortak çözüm için ya yerine koyma metodu ya da taraf tarafa toplama. Örneğin iki denklemin ortak çözümünü yaparken buradaki Y ne? Fatma Y 2x değil mi? 2x. Sen şu denklemde y yerine 2x yaz bakalım. 2x eşittir. Eksi x bölü 2 artı 5. Bunu buraya atıyorum. Artı diye geçer. 4. Evet. Ne olur? 5x bölü 2 eşittir 5'ten. 5'ler 1 mi götürür? 1 olur. Buradan x eşittir 2 çıkar. Oldu mu? 2. Demek ki bizim k noktamız neymiş? Apsisimiz 2'ymiş. Oldu mu? 2. Pekala k noktası hem her iki doğru üzerine bunu herhangi bir denklemde apsis yerine 2 yaz bakalım. Mesela şu denklemde yaz bakalım 2 yerine. 2 çarpı 2 ne yapar? 4 yapar. 2 çarpı 4 2 4. Pekala o zaman şöyle bir sonuç ortaya çıkmıyor mu Fatma? A noktasının K noktasına göre simetri B oluyor değil mi? Evet. Simetrikle ne yapıyorduk? K noktasını nasıl buluyorduk? A ve B noktalarının apsisleri toplamını 2'ye bölersek K noktasını buluyoruz. Ya da diyelim ki şöyle gidiyorduk. Ondan mesela ondan 2'ye ne kadar değişim olmuş? Ondan 2'ye 8 azalmış. O zaman yine 8 azalarak kaç olacak? 16. Yok. 2'den ikinci kattasın. 8 kat aşağı mı bakalım? Eksi 6 olur değil mi? Eksi 6. 0'dan 4'e? 4. 4 artmış. Arttı. Bir 4 daha artır. 8. Demek ki B noktasının koordinatları eksi 6'ya 8'miş. O halde A noktasının D doğrusuna göre simetri eksi 6'ya 8'dir. Olur mu Fatma? Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir gün analitik geometriyle ilgili temel orta halli hani belki biraz zor olabilir bazı sorular. Sorular çözdük. Ama çözdüğümüz sorular bence eğiticiydi.